Değerli arkadaşlar merhaba. Bilge Nesiller kanalıma hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı aday memurlarının yetiştirilmelerine ilişkin yönetmelik bilgi notları birinci derse karşınızdayım. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı aday memurlarının yetiştirilmelerine ilişkin yönetmelik kimleri kapsamaktadır? Değerli arkadaşlar eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında olanlar hariç Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşre Teşkilatı'na aday memur olarak atananları kapsamaktadır. Adaylık süresi neyi ifade etmektedir? Adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olmayan süreyi ifade etmektedir. Adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olmayan süreyi ifade etmektedir. Adaylık eğitimleri ile ilgili ilkeler nelerdir? Aday memurların eğitimlerinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, Atatürk ilke ve inkılaplarına, anayasada ifadesi bulunan Atatürk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacak, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacak, yurt ve vatandaş sevgisiyle dolu, güler yüzlü, yol gösterici, vatandaşlara daima yardımcı, disiplinli ve bilgili memur olarak yetişmeleri amaçlanır. Aday memurların bakanlık hizmetlerinin gerektirdiği bilgi ve beceriler kazandırılarak zaman ve kaynak israfına meydan vermeden hizmetlerin verimli ve etkili bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak şekilde yetiştirilmeleri esastır. Eğitimler Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu'nun sorumluluğunda yürütülür. Adaylık eğitimleri temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj şeklinde birbirini takip eden bir sıra içinde ve öğretim seviyeleri dikkate alınarak düzenlenip yürütülür. Bu eğitimler hiçbir nedenle adaylık süresini aşamaz. Aday memurların asli memurluğa atanabilmeleri için sırasıyla adaylık eğitimlerinin her devresini başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. Temel ve hazırlayıcı eğitimler Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca belirlenecek eğitim merkezlerinde staj eğitimleri ise atandıkları görev yaptıkları veya gerek görülmesi halinde bakanlıkça uygun görülecek birimlerde yapılır. Sınavlar eğitim sürelerine dahildir. Temel eğitimin ilkeleri nelerdir? Temel eğitimin hedefi aday memurlara devlet memurlarının ortak özellikleri ile ilgili bilinmesi gereken asgari bilgileri vermektir. Temel eğitim her sınıf ve kadrodaki aday memura ortak bir program dahilinde ve aday memurların öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanır. Temel eğitim süresi 10 günden az 2 aydan çok olamaz. Temel eğitim süresi 10 günden az 2 aydan çok olamaz. Temel eğitim için ayrılan süreye program sonunda yapılan sınav süreleri de dahildir. Temel eğitim Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca belirtilen tarihte başlar. Temel eğitim konuları nelerdir? Atatürk ilkeleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Cumhuriyetin Temel Organları Yürütme, Genel olarak Devlet Teşkilatı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Ödev ve Sorumluluklar, Genel Haklar, Yasaklar, Disiplin İşleri, Sosyal ve Mali Haklar, Amir memur ilişkileri, müracaat ve şikayetler, kılık kıyafet, yer değiştirme ve beşeri ilişkilerdir. Yazışma ve dosyalama usulleri, devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri, halkla ilişkiler, gizlilik ve gizliliğin önemi, inkılap tarihi, milli güvenlik bilgileri, haberleşme, Türkçe dil bilgisi kuralları, insan hakları, temel eğitim konularıdır. Hazırlayıcı eğitimin ilkeleri nelerdir? Hazırlayıcı eğitimin hedefi aday memurların işgal ettikleri kadro ve görevleri dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine uyumlarını sağlamaktır. Hazırlayıcı eğitimin süresi bir aydan az 3 aydan çok olamaz. Hazırlayıcı eğitimin süresi bir aydan az 3 aydan çok olamaz. Hazırlayıcı eğitim için ayrılan süreye program sonunda yapılan sınav süreleri dahildir. Hazırlayıcı eğitim Temel eğitimin bitiminden sonra başlar. Hazırlayıcı eğitim konuları nelerdir? Hazırlayıcı eğitim konuları aday memurların kadro ve görevleri dikkate alınarak merkezi eğitim yönetme kurulu tarafından belli bir çerçevede hazırlanır değerli arkadaşlar. Bu çerçevedeki konular bakanlığın tanıtılması, görevleri, teşkilatı, ilgili mevzuatı, diğer kurumlarla ilişkiler, aday memurun atandığı sınıftaki kadro ve görevleriyle ilgili konular. Birinci fıkrada sayılan eğitim konularının yanında Merkez Eğitim Yönetme Kurulu tarafından uygun görülecek diğer konularda Eğitime dahil edilmektedir. Staj eğitimi ilkeleri nelerdir? Staj eğitiminin hedefi aday memurları hazırlayıcı eğitim döneminde verilen Teorik bilgiler ile Atandıkları kadro ve görevleri ile ilgili uygulama yaptırmak suretiyle Beceri ve tecrübe kazandırmaktır. Staj eğitimi Hazırlayıcı eğitimden sonra merkezi eğitim yönetme kurulunca belirtilen tarihte başlatılır. Staj eğitimi 2 aydan az olmamak kaydıyla adaylık süresi içinde tamamlanır. Staj eğitimi konuları nelerdir? Yazışma ve dosyalama kuralları, sorumluluğuna verilen araç ve gereçleri kullanma ve bakımını yapma, göreviyle ilgili mevzuatı bilme ve kurallarına uyma, çevre ilişkileri, ast-üst ilişkileri, insan ilişkileri, Gizlilik dereceleri, yazışma ve gizlilik dereceli evrakın saklanması, göreviyle ilgili gözlem, araştırma ve incelemeler, güvenlik ve koruma tedbirleri, uygulamada tarafsızlık, zamanın ve kaynakların verimli şekilde kullanılması, hazırlayıcı eğitimde görülen diğer konular, staj eğitimi konularıdır. Temel ve hazırlayıcı eğitim programları sonunda yapılacak sınavlarla ilgili ilkeler nelerdir? Temel eğitim sınavı, temel eğitim kurulu tarafından belirlenen şekilde Hazırlayıcı eğitim sınavı ise test, uzun cevaplı veya uygulamalı şekilde yapılır. Hazırlayıcı eğitim sınavında uygun görülen sınav çeşitlerinden biri veya birkaçı birden kullanılabilir. Sınavlar önceden duyurulan yer, gün ve saatte yapılır. Sınav soruları salon başkanı tarafından yoklama yapılıp sınava katılmayanların tutanakla tespit edilmesinden ve sınav kurallarının adaylara açıklanmasından sonra dağıtılır. Sınavlarda köşesi kapalı kağıt kullanılması zorunludur. Sınavlarda sınavın başlayışını, akışını ve bitimini kullanılan kağıtların ve sınava giren adayların sayısını ve her adayın kullandığı kağıt adedini gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar salon başkanı ve en az iki gözcü tarafından imzalanır eğitim dönemlerinin süreleri dikkate alınarak eğitim sonunda yapılacak sınavlara hazırlamak amacıyla temel ve hazırlayıcı eğitim süreleri içinde ara sınavları da yapılabilir. Değerli arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı aday memurlarının yetiştirilmelerine ilişkin yönetmelik bilgi notları birinci dersin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalınız, esen kalınız.